Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sanayi Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu İşbirliği'nde düzenlenen zeytin ve zeytinyağı üretimindeki sorunları konu alan Çanakkale Zeytin Çalıştayı Uluova Çiftliği'nde gerçekleştirildi. Çalıştay'a ÇUM Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Dinçay Köksal, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Ahmet Evren Erginal, Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Mustafa İlker Gülcemal, Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Ekici, Uluova Çiftliği Genel Müdürü Mesut Buran, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı. Akdeniz'in bittiği yerde zeytin de bitmiştir diyerek zeytinin coğrafyasında yaşadığımızı dile getiren Eğitim Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Ahmet Evren Erginal, dış paydaşlarla yapılan bu tür toplantıların önemli olduğunu söyleyerek, üniversitemizde Avrupa Birliği projeleri, çok sayıda TÜBİTAK projesi yapılırken bir yandan da dış paydaşlarla çalıştaylarda bir araya geliyoruz çünkü sektörün ihtiyaçlarını da bilmek zorundayız dedi. ÇUM Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu açılış konuşmasında Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinden birinin zeytin olduğuna vurgu yaparak zeytinle ilgili dış paydaşlarımızla bu çalıştayda bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Zeytin tabii ülkemizin önemli tarımsal ürünlerinden bir tanesi. Gittikçe dünyada da anlamı zeytinyağıyla birlikte özellikle sağlık açısından pandemi sonrası sıradaki süreçlerde de özellikle geçim kaynağı olmasının yanı sıra prestijli bir durum haline geldi. Bu noktada tabii ilimizde Emre hocamız bahsetti, dünyada şu anda çeşitli kriterlere göre dördüncü sıradayız, ilk beşli süreçte ama ilimizde yaklaşık istatistiklerinde 100 bin hektarlık bir zeytin ziraati, zeytin tarımı söz konusu. Yine yaklaşık 1,5 milyon civarında bir zeytin ağacı. Tabii bu artık coğrafi işaretli bir ürün. Uluslararası coğrafi işareti de inşallah başvurma aşamasında. Üniversitemizden de bu konuda tabii destek veriyoruz ama daha önemlisi bu değerli ürünün daha da ekonomik katkıya sahip olması, kazandırılması çeşitli aşamalarda, özellikle üretimden tutun, ambalajlama, pazarlama, kooperatifleşme, bunun yanı sıra üniversitemizin araştırmacılarından da bir grup kompost üretimi konusunda yine zeytinden yararlanma. Yıllardır konuşulan işte zeytin karasuyunu Tarım Bakanlığımıza, il müdürlüğünden beri, ilçe müdürlüğünden beri biz hocamızla çalışıyoruz, Ramazan hocamızla. Bir bertaraf edilmesi konusunda çalışmalar var. Biz üniversite olarak tabii burada Ezine ve Geyikli ile birlikte süreçlerde sürekli çalışıyoruz. Benim 60 seneye yakın bir meslek yüksekokul tecrüben kapsamında çok sayıda proje yaptık. Hala yapıyoruz. Burada işte Emre Hocam, burada uzak kaldırılma gruplarla çalışıyoruz. Yasemin Hocamlarla yıllardır çalışıyoruz. Yine Sibel Hocamlarla aynı şekilde. Fatih Hocamlar. Yani üniversitenin tüm akademisyenleriyle birlikte diğer sözünü edemediğim aklıma gelmeyen hocalarımızla birlikte tüm süreçlerde diğer ürünler gibi zeytin ve zeytinyağı üretiminde inşallah zeytincilik sektörünün gelişmesine ve zeytinyağı tanıtıp pazarlama tüm süreçleri biz üniversite olarak yer alacağız, destek vereceğiz. Moderatörlüğünü Doçent Doktor Sercan Karav'ın, raportörlüğünü Doktor Mehmet Ali Gündoğdu'nun yaptığı Çanakkale Zeytin Çalıştayı'nda sırasıyla Doktor Mehmet Ali Gündoğdu zeytin ve zeytinyağında kalite, Profesör Doktor Ahmet Evren Erginal Üniversite Sanayi İşbirliği örneği Oliver projesi, Doçent Doktor Emre Özelkan iklim değişikliği ve zeytin üretimine etkileri, Profesör Doktor Yasemin Kavdır zeytinyağı üretiminde atıkların değerlendirilmesi, Doçent Doktor Bengü Everest zeytin ve zeytinyağı sektörünün ekonomik yönden incelenmesi konulu sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların ardından sektör temsilcilerinin soru, görüş ve önerileri alınarak konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Çalıştay Uluova Çiftliği bahçesinde bulunan 800 yıllık zeytin ağacının önünde toplu fotoğraf çekimi ve katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle son buldu. Mehmet Akif Bey adına da